Ebru Balıkçı Hocam, bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok fazla sorum var. İzleyicilerden de çok fazla soru geliyor. Onları da derlemeye çalışacağım. Ersan Hoca'ya ve tabii inşaat mühendisi ki Skype'la bağlanacak Maraş'tan Profesör Doktor Ali Koçak'a ve sağlık açısından da Profesör Doktor Necmettin Ünal'a sorularınız varsa lütfen sosyal medya hesaplarından bana yazın. Ersan Hoca'yla başlayayım. Hocam, şimdi Ebru anlattı, diğer arkadaşlarım da anlattı ki bu konuyla ilgili açıklamalar da yapıyor, enkazlar kaldırılıyor. Bu akşam Ankara Barolar Birliği Başkanı Ece Üner'e bağlandı ve bu konuları konuştular. Konuşulan konulardan biri de şuydu: enkazdan delil almak. Bu süreç nasıldır? Bir de oradan illa bir şey alınıyor mu? İlla birilerinin hayatını mı kaybetmesi gerekiyor oradan bir şey toplamak için? Geçen haftaki yayınımızda da benzer bir soru sormuştum ama hem çok fazla soru geliyor hem de çok fazla aydınlatılması gereken bir konuymuş gibi. Bu, buyurun lütfen. Ben şöyle söyleyeyim. Bir defa Türkiye Barolar Birliği ve barolar ilgili illerde bulunan barolar, tüm barolar, avukatlar, sivil inisiyatif alan hukukçu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz karınca kararınca bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar ve bölgeye ciddi şekilde hakim ve Cumhuriyet Savcısı sevki var. Yani diğer illerden oralarda, çünkü önümüzde şu anda bir il daha katıldı. 11 ilde biliyorsunuz olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Elazığ dahil, ama 3 il yıkıcı gözüküyor: Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş. Buralarda sizin olağan, yani standart hakim Cumhuriyet Savcısı sayısıyla, ki adliye binalarının yıkıldığı veya içine girilmesi mümkün olamayacak derecede sıkıntılı yerler olma ihtimallerini dikkate alarak behemahal bu yerlere el atmak, destek vermek gerekiyordu. Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları da organize oldu. Ve şöyle bir sıkıntı, bugün aramızda konuştuk, acaba bu kadar dosya ve dava yükü, soruşturma yüküyle bu yerlerde bu dosyaları, davaları tutarak, çünkü suçların işlendiği yerler oralar olduğu için, yargılamaların hem hukuk ve hem de ceza yargılamalarının yürütülebilmesi mümkün mü? Çünkü bahsettiğimiz sayılar, yani tekrar Türk milletinin başı sağ olsun diyorum, resmi rakamlar bunlar ve kayıpların olduğu söyleniyor. Her kez bir başka rakam ortaya koyuyor. Gidip görenlerin söylediği rakamlar çok fazla Erdoğan Bey. Fakat biz onları burada zikretmiyoruz. Umarız o sayı çok düşük olur. Çünkü böyle böyle sayısal değerlerle ifade edilecek bir mesele değil. Ve resmi açıklamalardan aynen, tabii aynen, dolayısıyla. Aynen. Dolayısıyla bir defa zaten ilk şok durumunda yardımla ilgili, arama kurtarma ile ilgili bazı sorunlar çıktı ama adli mekanizma anladığımız kadarıyla şu anda en azından o şok atlatıldıktan sonra gerek orada bulunan hem avukatlar, hem Cumhuriyet Savcıları ve hem de hakimlerimiz, yani yargıçlarımız ve gerekse Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun destekleyici mahiyette geçici görevlendirmelerle, ki İstanbul'dan da gidişler oldu, başka illerden de var, muhtelif her ilden oraya takviye olarak bu soruşturmaların yürütülmesi, açılacak davaların görülmesi anlamında destekleyici mahiyette hakimler ve savcılar gitti. Bir defa benim net olarak ortaya koymam gereken husus şu: bütün görseller, yani gerek sivil ve gerekse resmi kaynakların ve adli makamların fotoğraf ve film şeklinde, video şeklinde, görsel olarak çektiği bütün kayıtlar delil mahiyetine sahip bir defa. Onun dışında elbette delillerin toplanması mutlaka adli makamlarca yapılmalı. Bizde Cumhuriyet Savcıları delil toplayabilir ve delil toplatabilir. Yani delili prensip olarak Cumhuriyet Savcısı ve emrinde bulunan adli kolluk teşkilatı olarak tanımlayabileceğimiz, işte polisti, jandarmaydı, o yetkili oldukları yerlere göre bunlar toplayabilir. Ancak bizim de hepimizin, yani o suçun mağdur olduğu söylenenlerin, çünkü bugün burada konuştuğumuz ölüm ve yaralanmalarla ilgili
bütün bu soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi şikayete bağlı değil. Re'sen yani kendiliğinden bu soruşturmaların açılması gerekiyordu ki açılanlar da vardır. Ancak şöyle bir sorun var, kayıp şahıslar var, kimlikleri tanımlanamayanlar var. Zaten o şokta, ilk şokta atlatıldıktan sonra özellikle Cumhuriyet Savcılarının patolog mümkünse yani hekim huzurunda gerçekleştirmeleri gereken kimlik tanımlaması, hayatını kaybedenin ve ölüm sebebi, ölüm muayene tutanağı deriz ceza muhakemesi kanunu adıyla. Eğer bir kişinin kimliği tanımlanamıyorsa o ciddi bir sorundur. Onu mutlaka bulmanız lazım. Parmak iziyle, DNA testiyle, fotoğrafını çekip yakınlarına göstermek suretiyle. Çünkü insanlar o zaman ilk o birkaç günde hatta bu 5-6 güne kadar devam etti. Bulamıyor, ulaşamıyor, hastaneye götürüldü diyor, hastanede bulamıyor. Kayıp şahıs konumuna düşüyor, bir başkasına teslim ediliyor vefat eden. O kişiden alınıyor, gömüldüğü yerden gerekse çıkartıyorsunuz, peti kabir yapıyorsunuz, adli tıp kurumuna alıyorsunuz, orada DNA testi, kan numuneleri alınmak suretiyle yakınlardan eşleştirme, bunların hepsi ciddi bir mesai. Yani 3-5 hadise veya münferit konular olduğunda bunlarla baş edersiniz, ama böyle binlerin, on binlerin söz konusu olduğu bir yerde elbette hemen müdahale edeyim, bütün o imkanları kullanayım dediğinizde zorlanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size, ilk zamanda hazır olması gerekenler Erdoğan Bey, arama kurtarma, özellikle şimdi sizin zikrettiğiniz gıda, su, her türlü desteğin oraya verilmesiydi. Yani hiç kimsenin ya ben buraya oturup da bunun suçlusu kim, sorumlusu kim, bunları yakalayayım edeyim derdine düşemiyorsun. En azından ilk 3-4 günde böyle geçildi. O dönemde de bu söylendi. Ben de dedim ki ya bugünün konusu değil. Çünkü görüntüler alınıyor, yoğun görüntüler alınıyor. Ama eğer savcılıklar ve kolluklar yetişemiyorsa sizin yapmanız gereken demirden, efendim işte çimentodan, betondan yani ve onun toprağından, enkazdan 3 şahit numune alacaksınız. Tabii noter bulmak mümkün değil. Noter bulsanız noter huzurunda yaparsınız. Yani siz de ben de delil toplayabilirim ama yarın bir gün bu delili reddeden olduğunda o delilin sahihliği, gerçekliğiyle ilgili hocam, tartışma çıkmaması için. Şimdi delil dediğimiz ne? Binadan örnekler mi? Tabii şöyle söyleyeyim şimdi. Şimdi bakın olayı böyle hukuk açısından basitleştirirsek. İddia ne? Bir tabii afet oldu. Tamam? Tabii afet, deprem. Bu işte bekleniyordu, beklenmiyordu. Bunun önlemi alındı, alınmadı. İmar barışı affını çıkaranlar sorumlu değil. Onların imar planları, imar planları uygun mu, değil mi? Üstüne yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı? Her sonuç olayın özelliği ilin, ilçenin farklı olabilir. Ne oldu buralarda? Ölüm ve yaralanma olmasaydı biz bir ceza soruşturmasından bahsedecek miydik? Yok. Maddi hasarlı. Oraya gidecektik. Veyahut da efendim işte bir yaralanma olmuşsa daha basit ele alacaktık. Ama yoğun bir ölüm oldu. Ve yoğun yaralanma oldu. Yüz binlerle ifade edilen. Ha, o zaman işin içine ne geliyor? Türk Ceza Kanunu giriyor. Ceza Muhakemesi Kanunu giriyor. Ne olabilir burada? Olası kastla öldürme. Yani siz hareketi bilerek isteyerek yaparsınız. Ondan doğacak neticeyi istemezsiniz ama kayıtsız kalırsınız. Olursa olsun dersiniz. Ya önem atfetmezsiniz. Yani mesela şöyle bir yapı inşa ettiğinizi düşünün. Yani ihtimal veriyorum. Kolonlara taş dolduruyorsun kardeşim. Demiri o kadar zayıf kullanıyorsun ki tecrübeli bir inşaat ustası müteahhit olarak ya bu deprem bölgesinde bunun çökme ihtimali yüksek. Hatta ben sizi biraz daha ileri götüreyim. Oraya zamanında imar planları yapılırken demiş ki o planı çizen, ya buraya zemin artı 3 kat dışında yani toplam 4 katın ötesinde bina yapamazsınız, ama her gelen belediye başkanın seçiminde 1 kat vermekle, 2 kat vermekle taahhütte bulunmuş ve o zeminin kaldıramayacağı bir inşaat gerçekleşmiş çok sayıda ve bunların altında birçok vefat, yaralanma olmuş. İmar barışı affı yaklaşık 300 bin civarında bölgede kısmen veya tamamen kaçak yapıya devlet eliyle yapı kayıt belgesi verildiği söyleniyor şu anda. Yani o 10, şimdi Elazığ'ı da katarsak 11 ilde 2017 yılının 31 Aralık tarihinden önce yapılan, hatta o dönemde de yapıldığı daha sonra söylendi,
böyle bir kanun çıktı. Siz bunların yıkılması gerekirken insanların kullanımını sürdürebilmelerini mümkün kılacak yapı kayıt belgesi verdiniz. Onların değerinin %3'ünü vergi olarak toplayarak. Bu binaların, yani kaçak binaların kaçının yıkılıp bunlardan ne kadar ölüm ve yaralanma olduğunun tespitleri yapılacak. Bunları birileri saklamak, gizlemek isterse de maddi hakikate böyle ulaşmaya çalışırsınız. Yani sadece şu değil, toparlayacak olursak. Burada olası kasta öldürme, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme, adi taksirle ölüme sebebiyet verme. Ha bir de ne var? Onu da söyleyeyim, ekleyeyim. Belki ilk defa duyacaklar veya konuşulduysa ve yoğun değil. Nitelikli dolandırıcılık iddiaları. Çünkü siz o binayı yaparken, ederken taahhüt ettiğiniz şekilde, o verdiğiniz reklamlarda belirttiğiniz şekilde yaptığınızı, inşa ettiğinizi söylüyorsunuz ama insanların parasını alıp dolandırıyorsunuz. Mesela hocam, ticarete hile katıyorsun. Hocam ilana yazmış depreme dayanıklı işte, diye mi? Tamam. Hayır, biz sorum şu. Hı. Bu onun cezasını ya da yargılanacağı dava biçiminde biraz daha alengirli hale getirmiyor mu? Şöyle getirir. Dolandırıcılık yapmış. Bak o bak ayrı ama millet tabii şu anda dolandırıldım dolandırılmadım da, derdinde elbet değil. Şu anda millet can derdinde ve malcanın yongası ev. Bir anda düşünebiliyor musun Erdoğan Bey? Bir gün sabah evsiz kalıyorsun ha. İş yerin yok. Ve eşyasız. Yok, eşyasız. Her şeyin ne olduğu belli değil. Bugün fotoğraflar gördüm işte gelin damat takılar takılmış edilmiş. O gecenin sabahı depreme maruz kalmışlar. Ve hayatlarını kaybetmişler. Onların o eşyası ne oldu? Verildi mi? Bulundu mu? Teslim edildi mi? Bunlar hırsızlık. Veya başka türlü bazı suçlar var. Ama net sorunuza cevap vereyim. En az 2 veya 3 yazıda bunu işledim. Ben bu defa hedef büyüttüm biraz. Çünkü başka türlü ders almayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde şuraya da aldığım notlardan söyleyeyim. Siz cezasızlık algısını kıracak şekilde milat kabul edip geçmiş kötü örneklerden ders alarak, bunlardan en önemlisi Gölcük depremidir. Eğer sadece bakın taahhütnameyi veren fenni mesul dediğimiz mühendisle, inşaat ustasıyla, müteahhidiyle, o binanın sahibiyle, arazinin arsanın sahibiyle sınırlı tutmayıp da bunun içine belediyeyi, denetçisini, o imar planını hazırlayanı, ona izin vereni, barıştıranı katmazsanız, böyle bir sorumluluk yöntemi izlemezseniz, varsa tabii ki sorumluluğu, kusuru, cezalandırma yöntemine gitmezseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk düzenindeki en önemli eksikle karşılaşıyorsunuz. Yapanın yanına kar kalır. Bu ülkede maddi hakikate ve adalete ulaşılamaz. Yıllara sari bu davalar devam eder. Soruşturmalar devam eder ama günün sonunda unutulur. Güçlü olan, o gücünden kaynaklanan sebeple siyasiler dahil korunur. İş bir dönem sembol olduğu için söylüyorum ismini. Kusura bakmayın. Veli Göçer olarak o sembolleşen o Gölcük Yalova depreminde birkaç isimle sınırlı bölgeden müteahhitleri cezalandırmak suretiyle diğerleri elini yıkayıp çıkabilir. Bunun önüne geçmek.